Alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Ahdi de yerine getirin. Doğrusu verilen ahitte sorumluluk vardır buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifinde Allah katında en hayırlı kullar ahdi yerine getirenlerdir buyurmuştur. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam güvenlik, huzur, barış, iyilik ve ihsan dinidir. Şüphesiz ahdin yerine getirilmesi büyük ahlaki ve insani bir değerdir. Halklar arasında güven sağlar ve aynı toplumun üyeleri arasında işbirliğini, dostluğu, ilerlemeyi destekler. Bu yüzden ahdin yerine getirilmesi imanın şubelerindendir. Ahdin yerine getirilmesi de dürüstlük ve iyilik göstergesi, peygamberin asil ahlaklarından ve İslam'ın sağlam davranışlarındandır. İslam Müslümanların kendi ahitleri, sözleşmeleri ve antlaşmalarını yerine getirmelerini emretti. Ve bunu kesin bir şekilde tekit etti. Allah Teala, ahdi de yerine getirin, doğrusu verilen ahitte sorumluluk vardır. Ve diğer ayette, ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın. Allah yaptıklarınızı şüphesiz bilir buyurmuştur. Yani verdiğiniz her sözünüzde doğmalısınız. Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirmelisiniz. Pekiştirdiğiniz yeminleri bozmamalısınız. Çünkü Allah'ı üzerinize kefil yapmışsınızdır. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Kim bir antlaşma yaparsa ona uymak zorundadır. Ayrıca Yüce Allah antlaşmalarına ve sözleşmelerine bağlı olan vefa sahiplerinin sevdikleri insanlar olduklarını bildirir. Allah Teala, hayır öyle değil. Ahdini yerine getiren ve günahtan sakınan bilsin ki Allah sakınanları şüphesiz sever. Ve başka ayette ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. İşte onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak onlardır buyurmuştur. Yüce Allah verdiği sözü yerine getirenlere büyük ecir ve mükafat vereceğini belirtmiştir. Bu hususta Allah Teala Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük ecir verecektir. Başka bir ayette bu büyük ecri açıklamıştır. Yüce Allah Teala emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini gereği gibi yapanlar, namazlarına riayet edenler, işte onlar cennetlerde ikram olunacak kimselerdir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sözleşmeleri yerine getirme değerine önem verip hainlik etmekten uyarmıştır. Halbuki toplumlar amanet edildiği zaman hainlik edilirse büyük bozgunculuğa uğrar. Ayrıca insanlar arasında güven kalmaz. Peygamber Efendimiz bu konuda münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey amanet edildiği zaman hainlik eder. Ve diğer bir hadiste Müslümanlar şartlarına bağlıdırlar. Ama halali haram kılan harami helal kılan şartlar geçersizdir buyurdu. Peygamber Efendimiz hainlik cezasından uyardı ve şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde gelmiş geçmiş bütün insanları bir araya topladığı vakit her vefasız için bir sancak çekilecek ve işte filan oğlu filanın vefasızlığı budur denilecektir. Bu bağlamda İbn Kesir dedi ki İhanetin dünyada gizli olup kıyamet günü herkes önünde sahibine bildirildiği zaman insanın gizli sakladıkları her türlü hainlik ve kötülük açık açık olacaktır. Bunda büyük bir hikmet vardır. Şeriatın belirlediği ve yerine getirilmesini vurguladığı antlaşmalardan güven antlaşmasıdır. Günümüzün çağı anlayışında ise devletin başka bir ülkeye vatandaşlarına verdiği girme izni, vize veya ikamet iznidir.
Bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini ve girebileceğini gösteren bir kayıttır. Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek uluslararası hukuka göre ve devletler arasındaki ikili anlaşmalar yoluyla o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Uluslararası hukukta devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasaları ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilir. Bu sözleşmenin yerine getirilmesinin şeriatın yasal, ulusal ve insani olarak zorunlu görev ve yükümlülüklerinden biri olduğuna şüphe yoktur. Dinimiz güvenlik antlaşmasına önem vermiştir. Gerçek Müslüman hak ihlal etmenin bir zulüm ve haksızlık olduğunu bilir ve bu hukuka titizlikle riayet eder. Haksızlık ve zulme karşı mücadele ise İslam'ın emri ve gereğidir. Öyleyse Müslümanın haksızlık ve zulümden kaçınması, haksızlık ve zulümlere set oluşturacağından meydana gelebilecek büyük tahribat ve günahların önüne geçilmiş olmaktadır. Dolayısıyla hak ve amanetleri yerine getirmek konusunda Müslüman uyumsal olmalıdır. Muhakkak ki İslam antlaşmaların yerine getirilmesi üzerine kurulu bir dindir. Bu din hile, aldatma, ihanet gibi kötü davranışları kabul etmez. İslam çağrısı en başlangıcından bu yana ni peygamber ni de sahabelerin hiç kimseyi güven altında olmaktan men ettikleri bilinmemiştir. Bu hususta Allah Teala peygambere hitaben eğer bir topluluğun anlaşmaya ihanet etmesinden korkarsan sen de onlara karşı anlaşmayı bozarak aynı şekilde davran. Doğrusu Allah hainleri sevmez buyurmuştur. Hazreti Muaviye ile Rum kralı arasında bir süreli anlaşma vardı. Sürenin sonuna doğru Muaviye onlara doğru yürüdü. Sürenin bitiminde onların ülkelerine yakın olacak ve onlar gafil iken hissetmeksizin onlara hücum edecekti. Amr İbn Abese ona dedi ki Allahu Ekber, Allahu Ekber ey Muaviye. Vefakarlık var, zulüm yok. Allah Resulü şöyle buyurdu. Kimin bir kavim ile arasında bir süre, anlaşma süresi varsa, süre bitinceye kadar bağı asla çözmesin. Muaviye orduyu geri çevirdi ve onu hoşnut etti. Allah Teala, müşriklerden biri sana sığınırsa onu güvene al. Ta ki Allah'ın sözünü dinlesin. Sonra onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle ve eylemleriyle tüm insanlığa güvenlik ve barış getiren bu asil değerleri belirlemiştir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Başka bir hadiste herhangi mümin bir kişi ahitli bir zimmiyi haksız yere öldürürse o kişi cennet kokusu kokamaz. Halbuki büyük günahlardan çekinen öbür müminler tarafından cennet kokusu 40 yıllık uzaklıktan duyulur. Diğer bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir.
İşte Peygamber Efendimiz verilen sözde durmak konusunda en mükemmel örnek vermiştir. Hüzeyfe İbnül Yaman şöyle rivayet etti. Bedir'de bulunmamdan beni men eden bir şey yoktu. Şu kadar var ki ben babam ile beraber yola çıktım da bizi Kureyş kafirleri yakaladılar. Siz muhakkak Muhammed'in yanına gitmek istiyorsunuz dediler. Biz onun yanına gitmek istemiyoruz. Biz ancak Medine'ye gitmek istiyoruz dedik. Bunun üzerine bizden mutlaka Medine'ye gideceğimize, onunla birlikte savaşmayacağımıza Allah'a ahdü misak aldılar. Sonra Resulullah'a gelerek bu haberi kendisine ilettik de haydi gidin. Biz onlara verdiğimiz sözü tutar, onlara galebe içinde Allah'tan yardım dileriz buyurdu. Bu nedenle şunu kabul etmeliyiz ki devletin ülkemize giren her insana vermiş olduğu antlaşma ve sözleşmeleri desteklemeliyiz. Bizden ahit alan kişinin kanını, namusunu, malını ve mahremiyetini korumak konusunda işbirliği sağlamalıyız. Dinimizin büyüklüğüne, uygarlığımızın derinliğine ve insanlığımızın ilerlemesine yansıyacak bir şekil oluşturmalıyız. Böylece dinimiz, vatanımız ve toplumumuz için istediğimiz zihinsel görüntünün oluşmasına katkıda bulunacaktır. Uygar ve gelişmiş uluslar ve halkların durumu böyle olmalıdır. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Aziz müminler, İslam adalet, hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama dinidir. Müslüman kendi ülkesinde veya başka bir yerde her zaman güven ve huzur içinde olur. Müslüman bir ülkeye veya başka ülkeye giderse aldığı vize bir güvenlik sözleşmesi olarak karşılığında kendisinden bu ülkenin insanlarına karşı güvenli bir sözleşmedir. Bu vizeyle kendi canını ve malını güven altında tutabilir. Yeter ki bu ülkenin yasalarına uyar ve dürüst olur. Allah Teala sağlam söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlara ve kötü yurt cehennem onlaradır buyurmuştur. Bu konuda İmam Şafii'nin Anne adlı kitabında Müslüman olmayan bir ülkeye girerse ve güven ahdini alırsa, bu ülke Müslümanlar ile savaşıyor olsa bile mallarından bir şey alması haramdır demiştir. Şair der ki bu konuda ahdin yerine getirilmesi onurlu insanlara yakışır. Ahdin ihlal edilmesi ise alçak insanlara yakışır. Sadece sevgi ve vefayı güzel sıfatlardan saysam yeterdir. Ey Allah'ım, bizi en güzel ahlaklara yönlendir. Senden başkası yönlendiremez. Bizi kötü ahlaklardan uzaklaştır. Senden başkası uzaklaştıramaz.